Müsait misin? Şey diyecektim. Az önce yaşananları bir delilik anıydı diye kabul et lütfen. Büyük ihtimalle de zaten bana onu kafa sesimi yaptırdı. Yoksa ben bir adamın böyle ağzından lap diye öpecek karakterde bir kız asla değilim. Asla. Sana adam diyorum. Çünkü aramızda bir mesafe var. O yüzden. Bunu bir hata olarak gör, olur mu? Yani bir akıl tutulması da olabilir. Unutalım. Ben sizi unuttum. Sen unut. Tamam mı? Seni unutman gerekiyor çünkü. Ne demek unutamam? Unutacaksın. Unutacaksın. Bana söz ver, unutacaksın dedim sana. Sen hep... İyi misin? Gayet iyiyim. Ha, gayet iyisin. Korkulukla mı konuşuyordun? Ah, evet. Deniz. Bizim çatlak Deniz işte. Yeni bir terapi bulmuş da. Yüzleşmekle ilgili onu denedim. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Güneşten sararıyor da biraz onu da. Oh be. İyi geldi değil mi? Bilimsel çünkü bu. Rahatlama değil. Sanem geldi. Sanem. Sanem. Ne yaptınız? Görüştünüz mü Cemal'le? Öpüştük ama hiçbir şey olmadı. Ne? Ha? Nasıl? Ne? Öpüştü. Ağızdan böyle öpüşme mi? Ne? Öpüştük mü? Ha, öpüştük. Ay, görüştük demek istedim aslında. Ne öpüştü? Kimle öpüşeceğim ben? Cemal'le mi öpüşeceğim Allah aşkına? Yani sonuçta. Yok daha neler. Ağız ağız. Evet. Kremlerimi almış, saklamış depoya. Depoya kaldırmış. Çok var. Ne yapacağız şimdi? Unutacağız. Unutmak zorundayız. Hepimiz unutacağız ama asıl unutacak. Sanemciğim ne diyorsun? Aklını mı yedin? Kim kimi unutacak? Neyi unutacak? Biz niye kendi kremlerimizi unutalım? Canım unutulacak mesele mi bu? Unutuldu mu şimdi? Hayır unutulmaz. Asıl Cemal unutacak. Benim kremlerimi. Sonuçta onlar benim el emeğim değil mi? Kremlerimi yedirtmem ona. Hadi hadi. Sonra biz öpüşürüz. Görüşürüz. Yani görüşünce öpüşürüz. O da istersek bilmiyorum. Sadece Sanem... Ben istemiyorum öpüşmek. Pozitif bir şey ya. Pozitif falan diyorsun. Sen sokuyorsun kafasına bu kızın. Öpüşme terapisi falan mı yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Neredesin Can Divit ya? Neredesin? Günaydın kızacığım. Günaydın. Ne haber? Nasılsın? İyi, İyi uyudun mu? Evet evet güzel uyudum. Çok güzel uyudum. Biliyor musun? Çok şey yazdım dün. Yani ben ikinci kitabın eskizini bitirdim. Şaka yapıyorsun. Ay dün o kadar iyi değildin çünkü de o yüzden. Tana geldi bu ilham. Tamam ne istiyorsun o zaman söyle. Fikirlerim birbiriyle öpüştü. Örtüştü fikirlerim. Ben de hızlıca bitirdim. O şekilde oldu. Can'ı gördün mü bu sabah? Yok, uyuyordur büyük ihtimalle ama. Ay bu saatte uyumaz ki o. Spor yapar yani. Sahile falan mı gitti acaba? Kuzum bir şey soracağım ben sana. Yani acaba sizin canlarınızla benim bilmediğim bir şey mi oldu? Ha, ne olmamalıydı diye sorsan daha iyi olur. Tamam anladım. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız bakalım? İyi, teşekkürler siz. İyiyim. Sanemciğim, sana bir mektup getirdim. Yiğit'ten. Yani içinde ne yazıyor hiç bilmiyorum ama... Erciye zeval olmaz, artık sen okursun. Teşekkür ederim. Ben size bir çay ikram edeyim o zaman. Yok tatlım, yok. Ben gidiyorum zaten. Bir taksi çağırayım o zaman. Hadi öyle yap. Yok. Ben kasabadaki taksi durağına kadar yürüyeyim. Hem biraz spor olur değil mi? Can'a selam söyleyin. Çok enteresan bir kadın. Çok enteresan bir kadın. Ben anlamıyorum zaten. Bir şeyleri anlamaya başlaman gerekiyor artık. Şunu okuyup geliyorum. Ben ne yapayım? Anlamaya başlayacağım sonra.
Sanem, her şey için senden özür dilerim. Kabul ediyorum, sen haklıydın. Sana aşık oldum ve her şeyin kontrolünü kaybettim. Senin söylediğini yapıp bir daha karşına çıkmayacağım, Kanada'ya dönüyorum. Haklarımdan da vazgeçtim. Artık Amerikalı yapımcıyla baş başasın. Bunu bir özür hediyesi olarak düşün, bir kefaret. Her zaman mutlu ol. Yiğit. Sakin olamıyorum. Ben de olmak isterim. Ben de olmak isterim ama sakin olamıyorum şu anda Deren Hanım. Yok. Ya Can'ı arıyorum, ulaşamıyorum. Nerede olduğunu bilen var mı? Hah, bu işte ilgilenen biri geldi en azından. Anladığım kadarıyla siz de bilmiyorsunuz. Ben Aziz Bey'le konuşayım. Derken o da gitti. Cengiz'ciğim, boşuna panik yapıyorsun. Bak, denizcilikten anlamıyorsak bile benim denizcilikten anlayan tanıdığım var. Adam denizi içmiş, geri çıkarmış, devam ediyor ya. Adam denizin kendisi olmuş. Deniz derya bir adam. Sahile gidelim ve biz araştırmaya başlayalım. Biz bilgi toplarız. Benim tanıdıklarım var. Çok güzel, tamam. Kafam şişti zaten. Hadi gidin. Onay da geldi. O zaman demir alalım Cengiz. Haydi bakalım. Bir an bismillah. O büyük hareketlerin var. Ayarsızlar. Arabası da burada işte. Hala uyuyor mu acaba? Belki de o yüzden kapıyı açmadı bana. Ama bu saatte uyumaz ki. Belki de ayağa takıldı, düştü. Kafasını yere çarptı, bayıldı. Telefonun da şarjı bitti, o yüzden ulaşılamıyor. Olur mu olur? Olur mu olur? Seni kurtaracağım. Can. Can. Belki de öptükten sonra kaçmana gönül koydu. Ne yapsam olmuyor dedi, çekti gitti. Hayır. Bavul burada. Hiçbir yere gitmemiş işte. Bavulunu toplayıp tatile gitti demedim. Çekti gitti. Can bu. Yapmadığı şey mi? Kaçırdın çocuğu. Hayır, takıları burada. Takıları olmadan hayatta bir yere gitmez o. Bunlar niye burada? Sanem? Ne yapıyorsun burada? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Biz de şehre gittik alışveriş için. Can'a da bir şeyler alalım dedik. Onları bırakmak için gelmiştik. Çok güzel. İyi ettiniz. Sen? Ben. Hı. Ha. Ben çamaşır yıkayacaktım da Can'ın da acaba kirlisi var mıdır diye toptan atayım dedim çamaşıra, yıkansın. Sonuçta komşuyuz, külümüze muhtaçtık. Sanem, sen gerçekten iyi misin? Hani dün de korkulukla konuşuyordun ya. Ne? Nasıl yani? Ay, yok, o önemli bir şey değil. Şeyden neden konuşuyordun orada? Terapi. Ha? Deniz bir terapi öner de korkulukla yüzleşmeyle ilgili. Tamam, ben itiraf ediyorum. Can'ı arıyorum. Hiçbir yerde bulamadım. Telefonu da kapalı. Siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben de ulaşamadım. Ama şey, dün biraz üzgündü galiba. Bir şey mi oldu? Şey için soruyorum. Kişisel değil, ajans için. Yani toplantıyla ilgili birkaç bir şeyler vardı onun için. Sanem, bana bak. Senin Can'la aranda ikimizin bilmediği bir şey mi geçti? Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Mihriban abla. Mihriban abla. Sen beni hiç tanımıyor musun ya? Böyle utandırıyorsun beni. Ben bunları gelir sonra alırım, yıkarım. Zaten bunlar temiz katlanmış. İşte olacağı buydu. Senin bu oğlun Sanem'i sonunda delirtti. Aşkım, aşk delilik değil miydi zaten? Hadi gel şunları bırakalım. Şöyle vereyim size. Teşekkürler. Abla. Sanem. Sanem, seninle konuşmam lazım ablacığım. Ablacığım, hasır gibi yetiştim. Benim de seninle konuşmam lazım. Ne oldu? Burada olmaz, burada olmaz. Gel.
İçim şişti Sanem. Gerçekten artık bir şey söyleyeceksen söyle, yoksa ben anlatacağım. Tam söyleyeceğim ama sakın bağırmayacaksın. Tamam. Sakinsin. Ay yoksa sen Can'la mı barıştın? Ha? Ben Can'ı öptüm ağzından. Aa! Ah! Ay, ay, bağırma dedim. Sen ne demek Can'ı öptüm? Niye öptün? Hiç bilmiyorum, içimden geldi. Ne oldu peki sonra? Sonra da ittim onu. Kaçtım. Ay ne bileyim ya, kafam çok karışıktı işte. Ne yaptığımı da bilmiyorum, şimdi de Can'ı bulamıyorum. Yok ortada. Ablacığım bu kadar saçmalığı aynı anda nasıl sığdırdın hiç inanamıyorum şu anda, bravo. Çok haklısın, sana çok hak veriyorum. Yani öpüyorsan itme, itiyorsan öpme zaten. Hareketin ses, sesin hareketi değil ki, bu çok mantıksız. Ben ne yapacağım? Ya Can gittiyse şimdi? Yani gittiyse de haklı. Fazla naz aşıkı sandırır derler biliyorsun. İyi bari. İyi geldin mi dertleşmek? İnsan ablası olsun. Değil mi? Ay canım kardeşim. Nereye? Nereye? Benim gidip içimi ferahlatmam lazım. Ya Sanem, benim de konuşmak istediğim şeyler vardı ya. Benle konuş. O nereye gitti? Deniz, sen psikologtun değil mi? Ha. Çok güzel. Gelsene biraz ya. Boş vakti var mı şu anda? Var yani. Beren Hanım, Buzu'yu gördünüz mü? Cece ile beraber sahile indiler. Bir tanıdıklarım varmış, ne hiç bilmiyorum. Ya bırak Cengiz Allah aşkına ya. Yardım edelim dedik. Aman yani tamam, neyle yardım edeceksin? Balıkçıya götürüyorsun beni. Yat diyorum ben sana. Ya ne var, adam Deniz der ya, bir adam kendini ifade edemedi. Ya yani. Ben sana bir şey soracağım. Ama her şey muhalefet Sanem, bu bir çocuk uyar, ya. Bir gel. Sanem şimdi anladı durumu. Biraz uyaracak. Belki de kulağını çekecek. Muzo, ben sana şimdi bir şey soracağım. Ama sakın neden diye sorma, tamam mı? Açıklayamam durumu. Ya tamam, sormayayım. Söyle. Şimdi diyelim ki bir kız seni ağzından öptü, dudağından öptü mesela. Tanıdık biri mi? Evet. Yani şimdi teşbihte hata olmaz da Melahat abla gibi biri mi? Hayır, öyle değil. Öyle değil. Böyle eski sevgilin gibi, aşık olduğun kız seni dudağından öptü. Güliz. Evet, evet o olur. Şimdi diyelim ki öptü, sonra kendini biraz geri çekti. Böyle kız evi nazarı gibi, böyle pişmanmış numaraları falan. İşte sen öyle hissettin ya da. Sonra da öptükten sonra kaçıp gitti, uzaklaştı senden. Ne hissedersin? Ne hissedeceğim? Ağzını burnunu kırma hissi hissederim. Gözlerimde cinayeti görürsün. Yemin ediyorum öyle bir sinirlenirim ki gözüm hiçbir şeyi görmez. Derim kızım sen ne yapıyorsun derim. Ben senin oyuncağın mıyım? Çocuk oyuncağın bu derim ya. İlişki bu derim. Bir dargın, bir barışık, bir ayrı, bir yapışık, bir öpüşük affedersin. Sen benimle mi oynuyorsun derim. Bu ne edepsizlik, bu ne rahatlıktır. Bu ne hayasızlık, dengesizlik derim ya. Masayı vurur çıkarım. Sen bile. Sen bile ne? Biz insan değil miyiz? Çok gurur kırıcı. Örseleyici. Ben ne yaptım? Gülis falan haber yolladıysa ben o ilişkiden kendimi sildim, çıkarttım artık. Onun Papua Yeni Gine'ye kadar yolu var. Benim de duruşum belli canım, Allah Allah ya. Hoş geldin Leyla'cığım. Hoş bulduk canım. Gülis nereden çıktı şimdi ya? Ya haber mi yollamış, ne yapmış? Kabile hayatı sarmadı tabii. Yeniden bir izdivaç merakı. Dedim bitti dedim. Bana haber maber yollamasın dedim. Yaşandı bitti, saygısızca nokta. Anuza çok haklı, bitti o iş. Selam. Can. Can. Ay. Ne oldu? Öpmeyecek misin? Serseri. Ay, şey gibi bir şey oldu şimdi. Siz şimdi şaşırdınız değil mi? Ben niye durup dururken ortağıma sarıldım diye. Burada böyle bir şok dalgası yayıldı. Ablacığım açıklamak ister misin? Sarıldım. Sarıldım çünkü. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var benim. Tüm çıplaklığıyla. Her şeyi biliyorum. Ah be abi. Dayanamayıp söyledin değil mi Sanem'e? Hı? Sen? Sanem'e diyorum. Söyledin değil mi dayanamayıp? Ha evet. Evet öyle bir günah işledim ya.
kıyamadım. Aradım söyledim evet. Aradı söyledi. Evet. Her şeyden haberim var demiştim size. Ama ben size söylemedim. Sürprizi kaçmasın diye söylemedim. Aynen. Aa. Neymiş bu güzel haber? Bu sürpriz. Sen aktarmak ister misin? Arkadaşlar krem işini çözdük. Artık Cemal diye bir sorunumuz yok. Bu işte be. Kurtulduk kamu zararlısı gibi herif ya. Artık bir öpücüğü hak ettim bence. Sarsın. Ya bunlar ne oluyor oğlum? Öyle her fırsatta. Şimdi diyeceksiniz ki yine niye sarıldı zaten haberi vardı diye. Ama ben bu haberi her duyduğumda o kadar mutlu oluyorum ki, o kadar seviniyorum ki kendimi yine tutamadım. Değil mi ortam? Nasıl oldu bu iş peki? Ürünlerin lisansı yokmuş. Biz de camla polise haber verdik. Baskın yapıp konuyu kapattılar. Baskın yapıp konuyu kapattılar. Aferin lan Tapkan. Tamam, şahane oldu bu iş, şahane. Çok sevindim. Bu arada Yiğit mektup bırakmış bana. Kanada'ya yerleşmiş. Amerika'daki yayın evi ortaklığını da bana devretmiş. Yani sürekli güzel haberler alıyorum. Allah süper ya. Anca gider zaten. Sarıldı. Yine sarıldı. Ay yine yaptım. Ayşe yine. Çok güzel bir gün demek ki. Arka arkaya güzel haberler alıyoruz. O zaman ben herkesi hazır burada yakalamışken yeni kampanyamızın briefini size paylaşmak istiyorum. Yat yarışı kampanyası. Yat kampanyası? Yat kampanyası. Bravo, yapmayacağım. Bravo. Yat kampanyası. Bundan da haberim vardı. Şaka şaka, bundan yoktu. Sarıldın bana. Bu soruyu şu anda benim sana sormuş olmam gerekmiyor muydu? Sen hangi andan bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Yo. Bitti mi zannettin yine? Yo. Aklın çıktı. Yo. Bugün hava çok güzel değil mi? Yo. Evet çok güzel. Ama biz ne güzel havalar gördük Can Bey. Yani hava güzel diye de toplantıyı ihmal etmemek lazım. Can Bey mi? Hı. Evet. Çünkü ortak olduğumuza göre. Öyle tabii. Ortak. Toplantıya geçelim o zaman. Ortak. Yat yarışı kampanyası için elimizde hala bir şey yok yani. Can, bari sen bir şey anlatsan. Tekneyi anlat, denizi anlat, ne bileyim rüzgarı anlat. Şu anda bize ilham geldi, geldi. Gelmedi, bu işte kaybettik. Geçmiş olsun. Hani böyle sen gidiyorsun ya, böyle aklına esiyor, çekip gidiyorsun. Arkanda insanları bırakıyorsun. Bir gün geliyor ve gidiyorsun. O gün nasıl bir gün oluyor mesela? Deniz benim için bir çeşit kendini bulma yolculuğu. Not alıyorum. Her yeni gördüğüm yer, kendimde keşfettiğim bir yer oluyor aslında. Gidebilmek bana özgürlüğümü hatırlatıyor. Neyse ben bir şeyler düşüneceğim. Okey. Not aldın mı CC? Aldım aldım. Özgürlük. Özgürlük. Teknesini benim yüzümden sattı. Para için değil. Bize yardım etmek için değil. Benim yanımda olduğumu ispat etmek için sattı teknesini. Ha, ben adama ruhunu sattırdım resmen. Ya Mihrim abla bir şey söylemeyecek misin? Bebeğim. Bir albatros sana olan aşkından bir kafese girdi. Ben bu çocuğu kafesledim yani. Öyle hissediyorsan aç o kuşun kafesini. Uçsun gitsin. Eğer o gerçekten senin albatrosunsa geri dönecektir. Ama kafesine değil. Omzuna. Omzuma istemem. Kalbime dönsün. Tam şurama. Çok bekletmesin beni.